Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sevim. Şimdi dün Temu Kargom geldi. Size onu göstermek istiyorum. Çünkü hep Reels'a çekiyorum ve buradan göstermeyi genelde unutuyorum. Şimdi o yüzden size çekeyim dedim. Hatta bakın kirpiklerimi şöyle denedim. Şöyle çoklu kirpiklerden aldım. Sadece kenarı takılan böyle gözleri çekik gösteren kirpikler. Bunları çok seviyorum. Sonra 3 tane telefon kılıfı aldım. Şu şekilde. Şu an bunu taktım bile kullanıyorum. Bir de şöyle şeffaf ve papatyalı aldım. Gerçekten çok tatlılar. Ve çok güzeller. Kaliteli geliyor yani. Sonra şunu birlikte deneriz. Daha açmadım, yapmadım. Bunlar botoks bandı olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle alnınıza veya kırışıklığınızın olan yerlere. Genelde göz çevresine önermiyorlar hassasiyet oluşturulması için ama. Ben alnımda deneyeceğim zaten. Bununla böyle kırışmasını istemediğiniz yerleri gece yatmadan bantlıyorsunuz ve 20 gün sanırım 21 gün falan yapıyorsunuz. Oradaki çizgiler yok oluyor. TikTok'ta takip ettim birkaç böyle yapanı ve güzel sonuçlar aldıkları için ben de aldım. Sonra şöyle kırılmaz ekran aldım. Sonra şöyle bir ışık aldım. Baksanıza çok iyi değil mi? Şöyle 3 farklı renk modu var. Böyle kısabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz vesaire. Bir de şuradan telefonunuza mesela hemen gösterelim. Şu şekilde telefonunuza koyup böyle gece ışıkta güzel storyler çekebiliyorsunuz. Bayağı sevdim bunu. Telefondan da video çekeceğim için özellikle bunu aldım. Sonra öyle kargoyu doldurmak için büyük ihtimal gözlük almışım. Şöyle bir tanesi. Bu zaten tam benlik biliyorsunuz. Ve renk tonları da benim giyim tarzıma uygun olduğu için takarım diye düşünüyorum. Bir de şöyle kahverengi eklemişim. Bunlar bir de bizim Emre ile ortak takabileceğimiz gözlükler. Çünkü Emre de bu modelleri daha çok seviyor. Sonra şöyle kameranın arkasında şu arka kamera için. Yine kırılmaz cam diyeyim. Yanları böyle pırlantalı gibi çok güzel. Bir de bakın bunları aldım. Bunlar bayağı meşhur oldu biliyorsunuz. Böyle bir yere telefonu sabitliyorsunuz ve sonra pıt 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 çıkartabiliyorsunuz. Şu şekilde 2 tane geldi. Şurada normalde işte açıp yapıştırıyorsunuz. Ben henüz daha yapıştırmadım. İşte hatta Emre kullanmazsa bu ikisini böyle yapıştırıp bu kısmını telefona, bu kısmını da yapıştırmak istediğim kısma yapıştırıp kullanabilirim. Böylelikle diğer kılıflarımda da kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama mesela bu kılıfta kullanamam şu an sanırım. Yani bakın. Böyle. Çok güzel değil mi? O ses çok tatmin edici. Sonra şu pantolon büyütücülerden almıştım. Şöyle içinde seçenekleri var gördüğünüz gibi. Şu an mesela bu sanırım en büyük boyu. Ve bu bana büyük gelir. Ben şey yapacağım. Büyük ihtimal şu aralıkları falan kullanacağım. Şöyle pantolonu düğme kısmına takıyorsunuz ve hamilelikte pantolonlarınızı büyütebiliyorsunuz. Bel kısmını özellikle. Ve son olarak şöyle bir dik durma korse mi diyeyim artık ne diyeyim böyle bir şey aldım. Şöyle buradan geçiriyorsunuz. Denedim bu arada. Özellikle benim gibi bilgisayar başı iş yapanlara kesinlikle önerimdir. Çünkü gerçekten günümüzün hastalığı gibi bir şey oldu. Telefon, bilgisayar derken unutuyoruz. Dik durmayı unutuyoruz. Bunu sonra şuradan şöyle sıkıp şöyle duruyorsunuz. İstesem de şey duramıyorum. Rahatsız ediyorum çünkü. Böyle sırttan görünüşü de bu şekilde. Böyle dik durmak için. Bunu da özellikle arabada Emre ile uzun yola çıktığımızda falan kullanmak istiyorum. Bir de bilgisayar başındayken özellikle sürekli kullanırım diye düşünüyorum. Başka bir şey almış mıydım? Başka bir şey kalmadı ya. Bu kadar. Şimdi Emre de şurada bir sehpada ufak sorun oldu. O sehpanın bir kısmını böyle yapıştırmamıştı yaparken. Şimdi onu yapıştırıyor mecbur. Bakın kirpikler de böyle duruyor. Ben çok alıştım kirpik takmaya ve çok sevdim. Seviyorum. Önceden beri takip edenler bilir zaten. Özellikle ipek kirpik çok kullanıyordum. Ama artık böyle takıyorum. Ve bu şöyle söyleyeyim. Duşta çok fazla yüzünüze su götürmezseniz veya böyle çok havalanmayan bir banyoda duş almıyorsanız buhardan vesaire yumuşayabiliyor yapışkanı.
Ama benim iki duş falan gidiyor. Öyle söyleyeyim. İkinci duşta artık çıkıyor. Yumuşuyor çünkü. Öyle. Şimdi bir de bugün size şeyi anlatacağım. Bayağıdır deneyimliyorum onu çünkü. Bayağı kullandım. Sizinle birlikte zaten kargosunun geldiği gün videodaydım. Birlikte açmıştık. Süpürge almıştım ya. O süpürgenin detaylı size anlatımını yapacağım. Ve gerçekten çok da yazan oldu. Hani bu işbirliği dışında söylüyorum. Sevim hani gerçekten bize detaylı bir şekilde çekebilir misin? Çünkü hani ben de süpürge alacağım. İşte şu markayla arasındayım diye. O yüzden size böyle detaylı çekeceğim arkadaşlar. Bakın burada duruyor. Elimin altında ve sürekli kullanıyorum. Sürekli. Elim ayağım organım oldu. Hatta şimdi Emre sehpayı çekmişken ben de süpürgeyi yapayım. Zaten çok kirli değil ama yine de bir şeyler çekiyor. Evet, Emre'nin işi bitti ve ben de artık oturdum şuraya sakin sakin size güzelce süpürgeyi anlatacağım. Sonra da hatta böyle diyorum ki detaylı göstereyim yine işte hani yaparken. Şimdi bu ana motorumuz. Benimkinin modeli Dreamy R10 modeli arkadaşlar. Şöyle şurada böyle tuşu var. Buradan da 3 farklı modda ayarlanabiliyor. Onun dışında şu haznesi 1 litreye yakın 600 falan. Bayağı iyi, yeterli ve çok pratik bir şekilde şu tuşa bastığınızda bu açılıyor ve hemen içini temizleyebiliyorsunuz. Şu kısmında filtreleme özelliği var. Bu filtreleme özelliği benim için en önemli özelliklerden birisi. Çünkü ben gerçekten çok tıkanan bir insanım. Ev tozu, ev akarlarına çok tıkanan bir insanım. Bu filtreleme özelliği sayesinde de işte bizim görmediğimiz tozları vesaire onları da filtreliyormuş. Bunda özellikle filtreleme için test yapılmış ve %99,9'unu temizlediği test edilmiş arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Onun dışında özellikle evcil hayvan besleyenlere kesinlikle öneririm. Onu da şimdi başlıkları gösterince zaten anlayacaksınız. Fark edebiliyordum ama bununla özellikle süpürdükten sonra Rico'nun tüylerine ne kadar daha fazla döküldüğünü anladım. Evin renk tonlarını görüyorsunuz. Hani Rico'nun tüyü çok fazla gözükmüyor. Bununla süpürdüğümde bu hazne her gün doluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve çok pratik olduğu için de sürekli her gün elimde. Pratikliğine gelirsek de şöyle kilosu 1,5 kilo falan süpürgenin ağırlığı ve baya baya hafif. Emre bile hatta ilk böyle elini aldığında şaşırmıştı. Ben bir de biliyorsunuz evim 3 katlı, her yere çıkarıp indirebiliyorum. Şarj kısmı, bu batarya kısmı değiştirilebiliyor. Çıkartıp değiştirebiliyorsunuz şu şekilde. Görüyorsunuz dışarıya hava veren yerleri. Bir yine süpürgede en çok dikkat ettiğim özelliklerden birisi de dışarıya kötü koku vermemesi arkadaşlar. Bu benim gerçekten şu sıralar özellikle çok tiksindiğim bir koku. Ve asla bakın aldıktan sonra göreceksiniz dışarıya asla kötü koku bırakmıyor. İşte o filtreleme sayesinde kötü kokuyu da filtreliyor. Havayı temiz bir şekilde dışarıya atıyor. Bu da çok çok güzel ve artı bir özellik. Bana şey çok soruluyor. Sevim ne kadar süre şarjı gidiyor diye. Bunun arkadaşlar 1 saat gidiyor. 3 saat falan da şarj süresi var. Ben kullandıktan sonra hemen şarja takıyorum. Ve benim için yeterli. Özellikle şu ana başlığından bahsetmek istiyorum. Bu böyle şöyle gördüğünüz gibi çok yönlü. Yani size gerçekten hiç zahmet vermiyor diyebiliriz. Ne bileyim bir şey var onun etrafını süpüreceksiniz ve hiç sizi yormuyor. Şuradaki tekerlekleri sayesinde de çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Yine burada da V şeklinde olan fırçaları da kılı, böyle tüyleri falan çok güzel toparlıyor. Bunun dışında önünde iki tane LED ışığı var. Şimdi kullanırken size zaten göstereceğim. Bu LED ışıkları da gerçekten böyle karanlık kuytu düşen yerleri, tozları sizin böyle cuk diye görmenizi sağlıyor. Bu başlığı yine aynı şekilde halılarda, fayanslarda, parkelerde istediğiniz yüzeyde kullanabilirsiniz. Ona özel olarak tasarlanmış. Bazıları parkeleri çizebiliyor. Böyle bir özelliği de yok. Tüm yüzeylerde kullanılabilir şeklinde yapmışlar. Ben zaten size böyle ürünü tamamıyla gösterdiğimde anlayacaksınız. Ürünün boyutu da çok ideal arkadaşlar. Böyle tam hani sizi fiziksel olarak yormayacak bir şekilde tasarlanmış. Ve ben renk tonlarına özellikle bayıldım. Gerçekten beni ilk vuran bu oldu açıkçası. Bu renk tonları kalpten bir elektronikte gerçekten. Böyle göstereyim. Çelik gibi böyle güzel bir materyalden yapılmış. Özellikle yatakları, koltukları süpürmek için kullandığım başlık. Bu şekilde hareketli olduğu için çok konforlu oluyor süpürmesi. Şuradan da görüyorsunuz kısmı döndürüp çıkartabiliyorsunuz ve bu kısmın içerisinde istediğiniz gibi temizleyebiliyorsunuz. Cillop gibi yapabiliyorsunuz yani. Bence bu teknolojik aletlerin uzun süre kullanılmasını sağlayan şey de temizliği arkadaşlar. Ben gerçekten böyle pislendiğini anladığım anda hemen temizliyorum, yıkıyorum, bir şeyler yapıyorum ve uzun süre kullanıyorum. Bu yüzden elektronik aletlerimde hiç böyle bir bozulma sorunu vesaire hiçbir şey yaşamadım. Zaten 4 tane başlığı var. Şu ikisinde yine çok
kullanıyorum. Bunları da özellikle merdivenleri süpürürken böyle köşeleri, kıyıları, tozları alırken iki şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani fırçalar olarak veya şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha böyle hani kırıntıları alacaksanız büyük kırıntıları bu şekilde kullanıyorum ben. Ama böyle toz alacaksam mesela televizyon sehpasını işte ne bileyim kalorifer peteklerini falan süpüreceksem genellikle şöyle fırçalı şeklinde kullanıyorum. Bunlar da bayağı iyi. Eğer bu arada hanımlar süpürgeye aldırmak istiyorsanız kendinize şöyle söyleyeyim. Emre'yi de cezbeden noktalardan birisi bu oldu. Bu başlıkla ve bu başlıkla araba temizliği yapabiliyorsunuz çok kolay bir şekilde. Şeyleri falan bile alıyor petek şeylerini, klimanın olduğu yerleri falan çok güzel temizliyor tozlarını. Ben bu ikisiyle arabamızı temizledim ve cillop gibi oldu. O yüzden bunu bir kocanıza söyleyebilirsiniz. Şimdi o zaman ben size detaylı göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında artık size bırakıyorum. Zaten göreceksiniz ne kadar güzel süpürdüğünü. Hemen en sevdiğim başlığımı taktım ve koltuğu süpürerek başlayalım. Bakın şimdi başlatıyorum. Size yakından da göstereceğim. Öncelikle hazneyi göstereyim bu arada. Haznem temiz, temizledim. Şimdi bu videoda sadece size göstermek için belli bölgeleri böyle süpüreceğim. Ve inanın sürekli süpürdüğüm yerleri süpüreceğim size yine. İstiyorum ve şimdi çıkacak tozu da videonun sonunda göstereceğim. Yani şu an bile o kadar böyle mikro tozları topladı, tüyleri topladı. Şurada görebilirsiniz. Sadece şu bölgeyi süpürdüm. Müthiş ya, bunu gördükçe böyle gerçekten terapi gibi geliyor bana. Şimdi de bu toz alma başlığını televizyon sehpasına size göstereceğim. Şimdi de şu uzun başlıkla çok fazla uzanamadığımız yerlerde deneyelim. Özellikle benim gibi böyle evinde çıtalama işlemi yaptıranlar ve kullananlar çok iyi bilir. Buralar tozlanıyor ve boya olduğu için de silmesi gerçekten bezle kötü. O yüzden ben tam olarak bu başlıkla bu kısımların tozunu tamamen alıyorum arkadaşlar. Bu tarafa geçtim, gösteriyorum. Şöyle elim değmişken hemen şuraları da alayım. Şu aynanın üstünde bile böyle biriken tozları direkt emiyor arkadaşlar. Emiş gücü çok çok iyi. Bu arada 350 watt ama emiş gücü 120 av diye geçiyor. Bayağı sektördekilere göre çok çok iyi yani. Burada şey söyleyeceğim. Şurada kilit özelliği var. Bu pedala basılı tutmak zorunda değilsiniz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Şöyle göstereceğim. Şimdi sadece basılı tutmam gerekiyor. Ve çektiğimde kapanıyor. Ama buna basarsam kilitleniyor ve sürekli olarak buna basmak zorunda kalmıyorum. Bakın şimdi bastım. Şöyle bence bir bütünüyle süpürgeyi görelim. Bakın tek elimle tutuyorum ya. O kadar hafif, pratik ki. Halıda göstereceğim önce. Sonra da fayans yüzeye de göstereceğim. Ve halımı süpürmeye başlıyorum. Bakın burayı özellikle kırıntıladım şu anda. Zaten yemek masasının altı olduğu için genellikle bu kadar olmasa da oluyor. Şimdi size karanlık düştüğü için, şu an kamera aydınlatıyor ama burası şu an biraz da olsa karanlık düştüğü için size yakın çekimde ışıklı bir şekilde nasıl çekiyor göstereceğim.
Bence gayet detaylı ve güzel bir anlatım oldu diye düşünüyorum. Size açıklama kısmına da süpürgenin ve Dreamme'nin Türkiye'deki satışlarını koyacağım arkadaşlar. Fiyatları gayet uygun piyasaya göre. Oradan mutlaka bakın kendinize göre. Diğer farklı modelleri de var çünkü. Ama ben bu modelini çok sevdim. Rengi, tasarımı dediğim gibi gerçekten çok güzel. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Siteyi ve alışveriş linklerini oradan bakabilirsiniz. Ve bu şekilde sabitleme aparatıyla da duvara sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu önüme de peçete getirdim. Şöyle çıkan kiri göstermek istiyorum. Ve sadece size göstermek için süpürdüm arkadaşlar. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Yani gören diyecek ki hiç süpürülmemiş. Ama beni tanıyanlar biliyor zaten ne kadar temiz olduğumu. Şöyle bir pislik. Neyse ki artık sürekli pratik bir şekilde süpürebiliyorum. Evet, ertesi günden yeniden merhaba arkadaşlar. Ben videoyu açacağım dedim ve akşamı ettim. Sabah uyandım, kahvaltımı kahvemi içtim. Sonra tekrardan uyumuşum ve tekrar zil sesiyle uyandım. Ve Cansel kapıda bununla birlikte gelmiş doğum günümü kutlamak için. Sonra tekrar hazırlanayım bari dedim. Hani hazır durayım hem video çekmeye başlayayım falan. Bu sefer de arkasından Ezo geldi. O da yukarıda. O da yine çiçek, gül ve bana açacak getirmiş. Malta'ya gitmişti o tatile, turla böyle çok güzel yerler gezmiş. Şimdi de hatta Ezo'yu burada kapıda ayrıldık. Rico'yu veterinere götürdük. Onun aşılarını yaptırdık. Çünkü bu özellikle hamilelik sürecinde çok daha önemli. Zaten düzenli yaptırıyoruz ama şimdi artık tekrar bir gidip hem soralım, danışalım dedik. Hani ekstra bir şey yaptırmamız gerekiyor mu diye. Öyle. Yani şimdi geldik. Bugün de doğum günüm. 22 Ocak. Benim doğum günüm. Öyle, şimdi Emre arabayı park ediyor. Bakın size şunu göstereyim. Konut ağacı. Çok güzel, kocaman. Burada iki tane yeni taze dalımız var. Çok güzel. Burada da bir tane var. İnşallah bakabilirim. Bir sorun çıkartmam. Kurutmam. Evet, şimdi Emre dedi ki daha şık bir şeyler giy. Ama tabii kışın ne kadar şık olunabilirse. Ben de üstüme böyle şu an kalın ve beni üşütmeyecek, yani çok kalın değil ama yine de beni üşütmeyecek uzun kollu bu bluzumu giydim. Hatta bluz değil, bodysuit aşağıdan. Altıma da etek ve termal kilot çorabımı giydim. Şu, bunu giydim. En azından bir tık şık oldum bence. Ama saçlarımı ne yapmalıyım diye düşünüyorum. Toplasam daha güzel durabilir. Hemen bir deneyelim. Bu yanlardan, yani ortadan ayırıp hani ben böyle topluyorum ya. Ya da salınık kalsın mı, kalacaksa da şu an örgülerim çok düzensiz. Hemen biraz dalga vermem gerekecek. Bence toplu güzel oldu. Normal bu tarakla şöyle bir önce kabasını topluyorum. Sımsıkı bir toplu saç. Şöyle en sıkı toplayan tokamı aldım. Makyajıma da bir tık düzeltmeler yapacağım. Şöyle bir de yanları sımsıkı yapıştıracağım. Ucunu acaba şöyle topuz yapsam mı? Bilemedim. Yoksa böyle at kuyruğu mu kalsın? Toplayacağım ama en son şu yanlarımı sabitleyeceğim. Şöyle bolca saç spreyi. Zaten bugün duş günümdü. O yüzden istediğim kadar sıkabilirim. Zaten sprey sıktığım gün böyle saçımı yaptıysam o gün mutlaka duş günüm oluyor. Mecbur. Şu sıralar çok rahatlatıyor beni duşa girmek. İyi geliyor. Saçlar çıkmasın. Çok sıkı değil. Serbest bir topuz yapacağım. Güzel oldu mu? Bir de küpelerimi değiştireceğim. Daha büyük bir küpe takmak istiyorum. Ve bunlar benim hep sabit zaten. Günlük olduğu için değiştirmek istiyorum. Şu an sıkıldım. Şöyle akan yerleri bir temizleyelim. Sonra concealer'ımı yenileyeceğim. Ama çok az.
Acaba nereye gideceğiz? Gerçekten hiçbir fikrim yok, biliyor musunuz? Söylemiyor Emre bana. Hediye falan aldı mı, ne yaptı? Bugün bütün gün dışarıdaydı. Tamirci vesaire gezdiler. Ben evde 5. uykuma yatmışken Emre bunlarla uğraşıyordu büyük ihtimal. Ya bekar demişim, pardon. Böyle yalnız gireceğimiz, baş başa gireceğimiz artık son doğum günüm, son yaşım. Seneye bugün artık 3 kişiyiz inşallah. Allah'ım nasip etsin. Hiç sıkıntı değil. Hep böyle olmaya razıyım. Hep kalabalık olmaya razıyım. Ben hep kalabalık aile istiyordum zaten, biliyorsunuz. Artık o günleri de göreceğiz inşallah. Tamam. Işık yüzüme çok vurduğu için kamerada çok net gözüküyor mu bilmiyorum ama bence hazırım. Muhtemelen bu short eteğe de son giyişim. Sonra artık karmaşıklıktan sonra giyemeyecek gibiyim. Şu an iyi ama İlerleyen haftalarda dar gelecek bence. Tamam. Hadi takı seçelim sizinle. Bu arada bu siyah kürkümü giyeceğim. Küpeye ne taksam? Günlükte çok fazla yüzük sevmiyorum arkadaşlar. Yüzük. Yalnız hayır, yüzük. Şunu mu taksam? Yok, bu küçük kaldı yine. Şu. Başka küpem yok mu benim ya? Şu çantada kaldı mı acaba? Yoksa hepsini çıkarttım mı? Çıkartmışım. Ha, dur. Şundan. Evet, bunun içerisinde diğer küpelerim. Şunları deneyeceğim ya. Gümüş ama. Ya dur, gümüş de takmıyorum. Ay hayır ya, istemedim. Şu, bence bu iyi. Evet. Şunda karar kıldım. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Bence ideal. Evet, budur. Yüzük olarak teklif yüzüğümü takıyorum. Ve şöyle bir yüzüğüm var ama küçük geldi bu parmağım. Ay, parmaklarım da mı şişiyor benim ya? Nasıl yani? Kızlar, bu bana tam oluyordu. İnanmıyorum. Şunu taktım. Bu da bir tık büyük geliyor ama buradan tam geliyor. Yani böyle bir parmak yapısı olabilir mi? Hazırım. Ay, bence bir anda bakın nasıl şıklaştım. Güzel oldum. Tekrar banyoya geldim çünkü parfüm sıkmayı unutmuşum. Bundan sıkacağım. Yine bunu da Emre almıştı bana. Çok sıkmayacağım çünkü kokular artık çok fazla sıkınca rahatsız ediyor beni. Tamam. Parfümü de sıktık. Saçımı da şunlarla sabitledim bu arada. Ne olur ne olmaz dedim. Şöyle ne deniyordu buna? Tel toka değil de. Sirteke mi deniyordu? Ne deniyordu? Sirteke mi? O işte, neyse. Evet, Emre banyoya geldi. Ben tam videoyu kapattım. Emre de hazır. Evet, ben de hazırım. Uyumumuz. Evet aşkım. Çok güzel olduk. Ama ben merak etmeye başladım. Güzel bir yemek mekanı yani. Tabii ki öncelikle bir yemek yememiz lazım. Acıktık zaten. Evet. Bu yüzden önce bir yemek yemeye gideceğiz. Biz de acıktık. Öyle mi? Evet, babası. Ben size kıyamam. O el otomatik oraya gidiyor değil mi? Evet, direkt buraya gidiyor. Baksana ya. Benim karnım böyle bir anda niye şişti? Normal. Hadi çıkalım mı? Hızla büyüyor. Evet, hadi çıkalım bakalım. Oh, hadi gidelim. Çıkıyoruz. Işığa döneyim. Heh. Ayakkabı da bunları giydim. Uzun zamandır topuklu da giymiyordum. Özlemişim şu şey sesi. Topuk sesini. Emre de şimdi giyiyor. Sonra burada kombin check yapacağız ve çıkıyoruz. Artık Belçika'yı çözdüğüm için biliyorum. St. Nicholas'a geldik. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz yine hala bilmiyorum. Evet, çok aşırı kalabalık ve çok rezervasyon alan bir İtalyan restoranına geldik. Şimdi menüyü size ben baktım, göstereceğim. Emre burada şefin önerilerinden bir şeyler seçti. Ama benim canım şu an o kadar herkes pizza yiyor ki, pizza canım istedi arkadaşlar. Aslında makarna ve pizza arasında gittim. Çünkü İtalyan restoranlarında en iyi iki şey bunlar oluyor genellikle. Ama şu pizzayı yemek istediğime karar verdim. 4 peynirli domates soslu bir pizza. Emre de dediğim gibi şefin spesiyallerinden alacak. Ben de switch'iyim. Şöyle çok tatlı bir mekan. Ama insanları rahatsız etmek istemediğim için çekmeyeceğim. Sadece Emre'yi çekiyorum.
Böyle güzel bir gün geçireceğiz sıcacık. Tanem benim. İlk seninle tanıştım. Hayatıma... Ya bir tanem inşallah. Hayatıma renk kattı. Sen de benim hayatım. Evet, önden böyle bir aparatif geldi. Biz siparişlerimizi verdik. Emre güzel diyor, denedi. Ben de şimdi hemen deniyorum. Evet, benim pizzam geldi. Yani benim değil, Emre ile birlikte yiyeceğiz. Çünkü tek başıma bunu bitirmem mümkün değil. Ama çok aşırı güzel kokular geliyor. Emre'nin de şöyle makarnası geldi. Şefin spesiyeli. Ben de tabii ki onun tadına bakacağım. Bunda hem makarna var, hem et var. Mantarlı. Şefin özel... Figalo Piscalo. Uzun bir ismi var. Evet, aşırı ismi uzundu. Ben şu an pizzaya gömülmek istiyorum çünkü çok güzel kokuyor. Arkadaşlar biz yemeği yedik, hesabı ödedik. Şimdi kalkmadan... Kamerayı niye aldın eline? Yok, bir şey yok. Sadece sana biraz daha bir ufak sürprizim var. Ufak ama. Tamam mı? Yani çok öyle şey yapma. Heyecanlandım. Al bakalım burada ne varmış acaba? Tahmin ettim. Nasıl açacağım dur. Tahmin ediyorum. Ne? Ama emin olmam lazım. Nedir evet. Gerdanlık? Ya. Aşkım. Sana gerdanlık aldım. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Bol bol Reels video ve bebeğimizin fotoğraflarını evet. Çekersin. Bir de bu Max mı aldı? Seni seviyorum. Bu son sürprizdi. Bilerek böyle hemen yemekten sonra verdim ki şimdi içi arkadaşlar kıpır kıpır olacak. Hemen eve gidip onu kurmak isteyecek. Evet. Ya iş başı. Teşekkür ederim aşkım. Gerek yok. Tanem benim. Ezo'nun halası yapıyor arkadaşlar. Ümmühan Kitchen diye. Şeyde Instagram'da da hesabı var. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Direkt ya tarzından anladım biliyor musunuz? O olduğunu. Çok güzel. Tadına bakalım hemen. Bakalım. Yakalım mı onu? Yeter mi? Fotoğrafta üflüyormuş. Tam ortadan. Harika. İçine bak içine. Çok iyi. Tezgahımız biraz kirli ama. Bunun rengi... Ha. Çok iyi değil mi? Bayılırım. Evet, kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Tıkır tıkır. Ondan önce Bülon'un da. Bülon ya. Allah'ım şu kısmı çok yaşıyorum. Kanka ne aldı? Ya. Hediye paketi açmaya bayılırım. Canım benim ya. Hediye paketi ne olsun kendilerimizle yaptık. Valla mı? Şöyle hediye paketi yok ya. Evet. Yeğenim kutluyor ya, yeğenimin sıcağı bir tahta var. Ooo. Tam benlik. Sabahlı da getirmiştim ama.
Ya canım benim ya. Niye zahmet ettin? Teşekkür ederim. Ya. Sığardım içine. Sığar sığmaz mı? Tam şey anne bebek çantası değil mi? Onun da böyle biberonları falan. Oho. Direkt işte. Bebeği koyacaksın gibi. Ben de bebeği koy dedim. He. Sana para vermiyorum. Hayır. Tam bez çantası. Evet, bir yere gidince bir şey eşyalarını koymak için. Evet. Biberon her şey var ama. Çok güzel. Bu renk de yoktu. Yoruldu. Canım benim. Evet. Çok güzel. Düşünmen yeter. Boş boş. Ya, sağ ol. Kutu açılımına devam ediyoruz. Ay mutlu oluyorum ya sürekli. Bir de şu aralar duygusalım zaten. Oğlum ağlama lan, bizi de ağlatacağım. Vallahi ya. Evet, ben şimdi bu tıkırtada tıkırtada yapacağım ki Reels'da öyle çekmeyi seviyorum. Şöyle şöyle bak. Bildin mi? ASMR. Evet öyle. O yenilerde öyle ve bak ucuna bak. Ucu farklı. Benimkine onun bunkine olmuyor. S'ye giriş. Senin mesela farklı. Sayarım ki gibi. Aynen. Type-C mi diyorlardı bunu? Aynen. Bu kadar. Ve kapanış yapmaya geldim. Editimi yaptım. Biraz güneş parlıyor ama inşallah yüzüm bembeyaz çıkmıyordur. Neyse. Dün videomun editini yaptım. Size ufak bir kapatırken de şöyle bahsedeyim dedim. Zaten kapanış yokmuş videoda. Arkadaşlar ben doğum günü videomu unutmuşum. Doğum günümde çektiğim vlogu. Bilgisayarı açınca fark ettim geçenlerde. Ve bu videoyu da süpürge kısmını başa ekleyip devamına doğum günümü ekleyerek bir vlog oluşturdum. Çünkü doğum günümde de sadece o sonda gördüğünüz kadar çekmişim. Yani tek bir video çıkacak kadar da çekmemişim açıkçası. O yüzden böyle bir video oldu. Onun da açıklamasını yapayım dedim. Videonun başında zaten zaman kaymasını anlayabilenler belki çıkar diye onun da açıklamasını yapayım dedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Şimdiden güzel yorumlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.